İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Pandemi döneminde tabii ki bildiğiniz gibi birçok sektör olumsuz yönde etkilendi. Tabii bunların başında turizm ve taşımacılık sektörü geliyor. Bugün de konuğumuz Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Genel Koordinatörü Bekir Beksan Akandere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, aslında sizin gibi birçok sektör olumsuz etkilendi ama siz çok uzun süredir evlerinizde hiç kontak çalıştırmadan bekliyorsunuz. Sanırım uzun bir sürede daha bekleyecek gibi görünüyor yaşadığımız bu süreç. Peki şu an derneğiniz bunlarla ilgili gördüm sosyal medyada bir takım serzenişte bulundu işte yetkililere ama sanki daha duymuyorlar gibi geliyor sesinizi. Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Bundan başlayalım ve daha sonra size birçok sorum olacak. Tabii öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Tabii sizin de dediğiniz gibi toplu taşımacılık sektörü bu hastalıktan, bu bulaştan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Yani bugün bu hep bunu adlandırıyoruz ve bu şekilde nitelendirmeye çalışıyoruz ama bir türlü bunu maalesef ki doğru bir şekilde ifade edemiyoruz. Bu bir deprem olarak düşünün bu yaşadığımızı ve bu depremden bizler 10 şiddetinde etkilenen bir sektörüz. Dolayısıyla diğerle bir olan bir enkazın içerisindeyiz biz. Ancak maalesef ki burada esas olan bu depremden iki şiddetinde etkilenen sektörlere de aynı çareyi üretmeye çalışıyor devlet yetkilileri. 10 şiddetinde etkilenen bizlere de daha azını da hatta uygulamaya çalışıyor. Yani sesimizi ciddi anlamda maalesef ki duyuramıyoruz ya da duyuruyoruz ama duymazdan geliniyor diye düşünüyorum ben. Çünkü sektörümüz ilk kapanan ve en son açılan sektörler arasındadır. Maalesef ki tabii ki haklı olarak toplu taşımacılığın toplu adı üstünde toplu olduğundan dolayı ilk kapanması, en son açılması gayet normaldir. Ama bu sektörden geçinen dünya kadar insan vardır. Bu sektörden hayatını idame eden çoluğumuz çocuğumuz vardır. Bunun yan sektörleri vardır. Kaldı ki esas hizmet ettiğimiz siz de biliyorsunuz. Öğrenci taşımacılığı, bunun yanında turizm taşımacılığı ki öncelikli sektörlerimiz arasındadır ikisi de. Biz ikisine de hizmet ediyoruz. İkisi de şu anda yerle bir olmuş vaziyettedir. Dolayısıyla bizim de bu bağlamda ciddi anlamda etkilendiğimiz aşikardır. Ancak maalesef ki doğru anlamda planlı bir şekilde gerek sektörün açılımı için, gerekse sektör kapandığı zaman desteklenmesi için maalesef ki bir adım atılmadı. Tabii biz kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Gerek sosyal medya, gerek sizler gibi bize basında yayında yer veren değerli kişiler tarafından ve doğru bir şekilde kendimizi ifade edebildiğimizi de düşünüyorum açıkçası. Çünkü nettir, somuttur verdiğimiz veriler. Gerek sosyal medyada siz de görüyorsunuz son günlerde. Özellikle bütün meslektaşlarımız kendi sorunlarını video çekerek, küçük videolar çekerek paylaşmaya çalışıyoruz. Birçok yerden de olumlu yanıtlar alıyoruz. Haklısınız yönünde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ancak hükümet yetkililerinden esas sorunlarımız açısından doğru bir geri dönüş almadığımızı görüyoruz. Ve biz gün geçtikçe de maalesef ki batağa gidiyoruz. Yani bu bir gerçek. Bu ajitasyonla da herhangi bir şey değildir. Çünkü toplu taşımacılık ülkede ihtiyaç duyulan bir sektördür. Yani bugün turizm hareketlenecekse eğer ki hareketlenmesi gerektiği en büyük arzumuzdur. Yani bugün ülkedeki ekonominin kalkınması bir önemli özel sektörde var olan sektörlerin arasında turizm ile eğitim sektörüdür. Ki siz de biliyorsunuz şu anda uçakların açılımı ve bu bağlamda öğrencilerin ülkeye aktarılması büyük bir haber konusu şu anda. Evet. Ki biz bunu destekliyoruz. Kontrollü bir şekilde yüzümüze gözümüze bunu bulaştırmadan doğru bir şekilde açılım yaparak bizim sektöre de bunun yansıyabileceğini düşünüyoruz. Ki ülke ekonomisine de yansıyacaktır. Bu bağlamda kesinlikle ve kesinlikle sektörümüze gerekli desteğin, gerekli katkıların verilmesi en azından cebimizden çıkanların önüne geçilmesi gerekiyor noktasında kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Evet, birçok arkadaşın zaten paylaşımında dikkat ettiğimiz bazı şeyler vardı. Örneğin seyru sever harçları, muane, sigorta ve bazı terimleri de var çok bilmediğim benim. Rolantine diye. Onu da tam açıklarsanız. Tabii bunlar teyzini de dahil olmak üzere bayağı bir gider olarak hanenize düşüyor. Ama tabii gelir olmadığı için bunlar neden şart koşuluyor? Şimdi bir senedir oturan bir araç.
Yani bunlara bir mecburiyet getirdiler mi? Yani size illa zorla ödeyin diyorlar mı? Yoksa bekleyebilirsiniz, yani cezasız da ödeyebilirsiniz diyorlar mı? Şimdi bu yasal mevzuattır. Yani bu yükümlülüğü Evet. yerine getirmeniz gerekiyor. Çünkü getirmediğiniz takdirde cezalı ödüyorsunuz. Zaten bunu Yani biliyorsunuz. bizim ödediğimiz gibi siz de cezalı Tabii ki tabii ki. ödüyorsunuz. Evet. Ve bu bağlamda aracılarımızın üzerinde T izni olduğundan dolayı da yani taşımacılık izni olduğundan dolayı bizim araçlarımızı ödememe gibi bir durumu söz konusu olamaz. Dolayısıyla biz seyru sefer ödüyoruz. Açıklayın bunu Evet. isterseniz kalem kalem. Seyru sefer diyeceksiniz ki bunlar aslında daha mikro giderlerdir. Ama bunlar hiç hareket etmeden ödenen ve ödenmemesi gereken çünkü çalışmayan bir sektör var. Çalışmadığı için de yani ben yolu kullanmıyorum. Ben durakları kullanmıyorum. Ben yolcu taşıyamıyorum. Dolayısıyla kullanmadığım yolun vergisini ödüyorum. Ve ben kamuya hizmet eden bir sektörüm. Nedir bu? Toplu taşımacılık. T izinlendirilmiş taşımacılıktır. Dolayısıyla yolları kullanılmayan bir sektörün seyru sefer ödemesi, T izni ödemesi, muayene harcı ödemesi, bunun yanında sigortasını ödemesi ciddi bir külfettir. Çünkü bir araba için düşünebilirsiniz bunu ama yılda yaklaşık benim kabataslak yapmış olduğum bir hesapta yaklaşık 6.495 TL net gideri vardır. Oturduğu yerden bir aracın. Yani bugün oturan aracın da bir masrafı vardır. Evet, Yani bu taküsü kağıt falan gideridir da tabii ki. bitiyor. Bu kağıt gideridir. Yani bugün siz Evet. 365 gün oturan bir araçtan bahsediyorsunuz. Geçen yılın Mart ayından itibaren oturan, Mart'ta kapanan, hatta biz kabul etmesek bile 8 Haziran itibariyle açıldığı iddia edilen ama açıldığında da hizmet edebilecek pozisyonda olmayan bir sektörden bahsediyoruz. Açıldığı zaman da mevcut potansiyelinin sadece %10'u kadar hizmet edebilen bir sektörden bahsediyoruz. Geriye kalan %90 ne oluyor peki? Hep bize zarar demektir. Bunun yanında geçtiğimiz dönem 3 ay boyunca kapanmıştık. Evet. O 3 aylık kapanma sürecinde biz yıllık ödüyoruz seyru seferimizi. 3 ay hiç yerinden bile kımıldatmadığımız halde, kapalı kabul edildiğimiz halde, hatta devletin bir kademesi siz de biliyorsunuz, sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yükümlülüklerinizi yerine getirmiyorsunuz. Çünkü bütün ülke kapanmış durumdaydı 3 Evet. ay boyunca. Ancak maalesef ki araç seyru seferi muayenesini, teyzini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu lüksümüz için alınmış bir şey de değildir. Bu işletme için yapılan, bu ülkenin toplu taşımacılığı için yapılan bir hizmettir. Ve ben bu hizmetin karşılığını işlememe rağmen ödemek zorundayım. Vergisini ödemek zorundayım. Bu ciddi bir külfettir. Ve bunun muhakkak bir şekilde askıya alınması veya sürekli çünkü bunu ifade ettiğimiz zaman sosyal adalet anlayışı içerisinde diğer sektörlerin de bunu talep edebileceği ifade ediliyor bize ama toplu taşımacılık çok farklı bir kategoride değerlendirilmesi gereken bir sektördür. Toplu taşımacılık bireysel taşımacılıktan öte toplumsal adı üstünde toplumsal hizmet eden bir sektördür. Bu bağlamda az önce de ifade ettiğim gibi bu kesinlikle ve kesinlikle lüks için yapılan bir şey değil. Topluma, üniversite öğrencilerine, turistlere, askerimize, halkımıza hizmet eden bir sektördür. Bu bağlamda muhakkak bu konuda da ayrıştırılması durumunda ben inanıyorum ki diğer sektörlerden de böyle bir talep gelmeyecektir. Yani gelebilir ancak toplu taşımacının farklı bir kategoride olmasının da anlayış içerisinde Hangi karşılanabileceğini düşünüyorum. sektörleri kastettiniz? Mesela Onu, taksicileri gibi hayır mesela. taksiciler de aynı kategorinin Aynı içerisinde kategori. olması gerekiyor. Çünkü Evet. taksiciler de ciddi bir potansiyel içerisinde çalışan bir sektör değildir. Dolayısıyla onlar da bu işin mağduriyetini yaşıyorlar şu anda. Evet. Ancak bunun dışında onu bilemiyorum. Yani bunu devlet kanadı söylüyor Evet. bize. Onların Çünkü bunu eşdeğer bir ayrıştırması lazım. sektör yok Yok yani. yani bununla aynı oranda eşdeğer bir sektör maalesef ki şu an içerisinde yok. Peki bu süreçte rakam verebilir misiniz? Kaç kişi etkilendi? Yani bu işten ekmek kaç kişi yiyordu ve kaç kişi şu an işsiz konumunda? Ayrıca devletin sağladığı 1500 TL katkı vardı. Bundan yararlanabildiniz mi? Kapandığınız süreden bugüne kadar hiç açılmadığınıza göre devletin yükümlülüğüdür her ay çalışmayan sektörlere bu parayı versin. Peki sizdeki durum ne? Yani bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Bugün toplu taşımacılıkta yaklaşık 1600'e yakın T izinli araç vardır. Yani bunun yanında yaklaşık 550'ye yakın da gerek turizm taşımacısı, gerekse güzergah taşımacısı, gerekse personel taşımacısı. Çünkü taşımacılık da kendi içerisinde dallara ayrılıyor. Evet. Tabii hepsi de bu sektörde bu krizden ciddi anlamda etkilenmiştir. Her ne kadar okullar açılmış olsa bile daha sonra kapanmış olsa bile Yani. yani küçük bir zaman diliminde bir geri elde edebilecek pozisyona geçse bile aslında öğrenci taşımacılığı da ciddi bir zarar da görmüştür aslında. Çünkü bir açılma yaşadı, ansızın bir yatırım gerektirdi yine.
istihdam gerektirdi ama ondan sonra aslında bir de kapanma. Kapandı. Yani evet. Bir istikrarsızlık var. Tabii burada birini suçlamıyoruz çünkü pandemi işin içerisinde. Ancak bunun yaşatılmaması, bizlere yansıtılmaması gerekiyor. Dolayısıyla bunun yanında yalnız öğrenci taşımacılığı yapan ve araçlara refakatçılık yapan ilkokul çağındaki öğrencilerin taşınmasında refakatçılarımız da vardır yanımızda. Yaklaşık evet. 250 tane de refakatçi vardır. Tabii bunun yanında ailelerimiz, bunun yanında yan sektörler vardır ki bunun mazotçusundan tutun, makinistine tutun, parçacısından tutun sektörümüzden etkilenen ve zincirleme giden ciddi anlamda bir potansiyele hitap eder diye ifade edebilirim. Dolayısıyla tabii 1500'leri de söylediniz. Evet. 1500'lerde tabii bir kıstas getirilmişti. Neydi o? Borcunuzun olmaması kıstası getirilmişti veya borcunuz var ise yapılandırmaya gitmeniz gerektiği konusunda bir kıstas getirilmişti. Tabii bu getirilen kıstasta tabii cebinde parası olan insan bu süreç içerisinde gidip borcunu yapılandırıp da ödemesini yapabilecek durumda olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki, çoğu yapamamıştır diye düşünüyorum. Yapamadı tabii ki yapabilse adam geçinecek evine ekmek evet. getirebilecek pozisyonda değil. Adam ama siz diyorsunuz ki gel bunu öde oysa bu desteğin taahhütü alınabilir, yapılandırmaya da gidilebilir ama ödeme kısmı daha sonraki zamanlara bırakılabilir bu noktada. Dolayısıyla bu noktada ciddi anlamda sektörün yararlanabildiğini söyleyemeyeceğim maalesef ki. Kaldı ki toplu taşımacılık Ekim'e kadar yararlanabilenler de Ekim'e kadar son ödeme aldı. Ekim'den evet. sonra herhangi bir ödeme alamadı 1500'ler konusunda. Ve en çok etkilenen sektör olmasına rağmen bugün turizm alanında özellikle mesela ifade etmek isterim ki Mart'tan bu yana ülkede ne otel var, sadece pandemi otelleri var biliyorsunuz. Ne uçak var, sadece charter uçak var. O da gelen biliyorsunuz evet. sadece iki tane uçak geliyor günde. O da belli zaten. Karantina otellerine taşımacılığı yapılıyor. Turizm anlamında bir şey yok. Acenteler yok, acenteler kapalı. Yani bizim hizmet edebileceğimiz, turizm araçlarının hizmet edebileceği herhangi bir alan yok. Dolayısıyla turizm taşımacıları hiç çalışmıyor. Ama bu 1500 TL'den faydalanamayan çok insanımız var. Kaldı ki daha açılamayan, siz açıldı kabul edebilirsiniz devlet olarak bunu ama açılan sektörü kime hizmet edecek? Yani bugün açık olmayan bir turizm var. Hizmet edebilecek bir alanı yok. Dolayısıyla turizm taşımacılığının hedef kitlesi turizm olduğuna, yasal mevzuatta da hizmet etmesi gereken turizm olduğuna göre hizmet edecek bir alanı yok ama siz açık kabul ediyorsunuz. Diğer taraftan da 1500 TL desteği vermiyorsunuz. Tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyorsunuz. Yani bu anlaşılır gibi değil. Bu peki. konuda muhakkak ve muhakkak bu 1500'lerin zaten ilk başında da bunu ifade ettiğim sektörlerin 10 şiddetinde etkilenen, 2 şiddetinde etkilenen olarak ayrılması gerekir. Evet. Ayrıldığı takdirde kaynak da yaratılabilir. Yani bugün tabii ki bu durumdan herkes etkilendi. Muhakkak dediğim gibi az önce de. Ancak ciddi oranda etkilenenleri ayırıp onlara daha uzun vadeli destek verilmesi şarttır. Peki bunlarla ilgili herhalde çeşitli yetkililerle görüştünüz. Evet. Size verilen cevap nedir? Yani sürekli bakanlıklara gittiniz, haberlerinizi gördüm. Yani ne cevap veriyor? Bekleyin, halledeceğiz yani mi bugün, deniyor? Maalesef ki şurada bir öz eleştiri olsun. Siz de biliyorsunuz ki ülke gündeminden çok daha ülke gündeminin dışında maalesef ki birçok olmaması gereken konularla uğraşıyoruz. Yani bugün evet. hükümet değiştiği zaman bakanlıklar değiştiği zaman yeni seçilenlere halinizi anlatmak bir süreçtir. Mevcut mevzuatı anlatmak bir süreçtir. Yani günün sonunda bizim odaklanmamız gereken aslında ülke olarak ilk önce ekonomidir, sağlıktır, ekonomidir ve bunu siyasetten öte tutmamız gerekiyor. Yani bizim en büyük muzdarip olduğumuz konu şu anda odur. Bizim kesinlikle bu noktada siyasetten öte toplumun geleceği için bir ortak paydada buluşarak hareket edilmesi düşüncesi içerisindeyiz. Yani bugün hep kaosa gidilen bir yapı var maalesef ki ve bu her geçen gün bizi daha da derinden yaralıyor ve yarın o bir gün doğabilecek bir ihtiyaçta hizmet verebilecek pozisyonda olmayacağımız bir ortam yaratıyor. Bu yüzden doğru cevapları alamıyoruz. Yani günün sonunda bizi zorla eyleme, bir hareketliliğe, bir yani araçlı, belki de sivil itaatsizliğe itiyor bu iş. Ki siz de biliyorsunuz birçok STÖ'den bu yönde bir çağrı geldi. Sivil itaatsizlik yönünde.
Şimdi bunu ödeyemediğiniz takdirde ne yapacaksınız? Yani ödeyemiyorsunuz. Zaten cebinizde kazanmadığınız bir, hiç kazanamadığınız para yok. Kazanamıyorsunuz, çalışamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz. Nasıl ödeyeceksiniz? Nasıl yükümlülüklerinizi yerine getireceksiniz? Nasıl SSK'nızı ödeyeceksiniz? Nasıl ihtiyaç sandığınızı ödeyeceksiniz? İndirim yapsanız bile, indirimli olsa bile çalışamıyorsunuz. Nasıl ödeyeceksiniz? Yani, bayağı büyük sorunlarınız var ama mesela şimdi öğrencilerin gelmesi, bir hareketlilik kazandıracak uçuşların açılması, güney belki de geçişlerinin talepte bulundunuz, işte zaten araçlarınızı da ona göre hazırladığınızı açıkladınız. Yani bunlarla ilgili bir açılım olursa nasıl ilerleyecek süreç? Tabii ki. Yani iyi bir şeyler bekliyor musunuz? Yani ümidiniz var mı yani? Kısacası bunu sorayım ben ümidim size. Ümidim bitti ya da zaten yaşam bitmiştir evet. Demektir. Ümidimizi maalesef ki kırıyorlar. Ancak ümit bitmez, tükenmez. Biz bunu bir şekilde zorluyoruz. Elimizden geldiğince çabalıyoruz. Tabii ve lafınızı keseceğim ama bu öğrencilerin taşınmasını ele alırsak, üniversitelerinde bildiğiniz gibi toplu taşıma araçları var. Mesela buradan da bir darbe görmeyecek misiniz? Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın noktasında bu işin doğru bir şekilde birliklere paydaştırılarak bütün pandemi taşımacılığının ve doğru bulduğu araçlarla taşımacılığın yapılması nezdinde olması gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Çünkü bu konuda üniversitelerinde anlayışlı olabileceğini düşünüyorum. Zaten esas izinli olan araçlar, siz de biliyorsunuz ki, kamu izni olan, TİA izni olan araçlarla evet. yapılması gerekiyor ki bu bir kontrol nezdinde olması gerekiyor. Pandemi yurtlarına, çünkü bildiğim kadarıyla öğrenciler de yurtlara taşınacak ve yurtlarda yapılacak gerekli karantina süreleri. Dolayısıyla bu taşımacılığın bizler tarafından yapılıp en azından bu sektöre bir can suyu vermesi de çok önemlidir diye düşünüyorum. Tabii daha sonra okullara gidip gelme, yani sonuçta ihtiyaç doğacak bir kesinlikle. Şekilde toplu taşımacılığa. Tabii ki, tabii ki. Yani sadece o değil, taksiciler de yararlanacak. Şunu da ifade edeyim. Güney konusunu söylediniz. Evet. Güney konusunun açılması konusunu da ifade ettiniz. Onu da es geçmeyelim. Bugün Güney Kapısı'nın Aralık itibariyle kapanmıştı bildiğiniz gibi. Ve Güney tarafından da ciddi bir anlamda, her ne kadar son Ocak itibariyle Güney tarafındaki uçuşlar durmuş olsaydı bile, şu anda açılım süreci içerisinde bildiğiniz gibi. Evet. Ve esas bildiğim kadarıyla da Nisan ayı itibariyle de turizme tamamen açılacağı yönünde haberler takip ediyoruz, alıyoruz. Bu bağlamda ciddi bir potansiyelin de diğer taraftan, yani Güney tarafındaki havaalanlarından kuzeye gelen, gerek yerel gerek turist anlamında misafirlerimiz oluyor ve bunun da taşımacılığını, turizm taşımacılığı yapan, taksi taşımacılığı yapan birçok meslektaşımız üstleniyor. Ancak şu anda güne geçişler konusunda sıkıntımız vardır ki bizim hükümet edenler tarafından kapanmıştı bizim taşımacılarımıza Güney Kapısı. Oysa şunu ifade etmekte fayda vardır. Bu taşımacılığı yapan bütün meslektaşlarımız bütün önlemlerini alan kişilerdir. Yani bugün zaten bildiğiniz gibi güneye geçerken 3 günde bir PCR testi yapmanız gerekiyordu. Bu bağlamda 3 günde bir PCR testi yapılması kaçınılmaz. Demektir güvenilirsiniz bir. Yani birinci ki bunu ifade ettik sosyal medyadaki paylaşımımızda, artı devlet kanadındaki yapmış olduğumuz talepte de, artı bütün araçlarımızın ara bölmesi yapılmıştır. Yani bugün bu şoför kısmının arka kısım bölmesi yapılmıştır. Peki siz bugün sizin bir yakınınız Güney'den havalimanından gelecek. Siz onun bir şekilde buradaki karantina oteline ulaşmasını istiyorsunuz. Peki ona oradaki bir taksiye binip gelmesini mi tercih edersiniz? Yoksa buradan bildiğiniz 3 günde bir PCR testi yapılmış ve ara bölmesi alınmış, önlemleri alınmış bir araç ile gidip aynı araç ile gelmesini mi tercih edersiniz? Dolayısıyla yani bu fark zaten ortada. Yani bunu keşfetmek için alim olmaya gerek yoktur. Orada bütün gün hayatını Güney tarafında taksicilikle yapıp da birçok yere temas eden bir taksiciyle mi gelmesi daha sağlıklıdır? Yoksa burada 3 günde bir PCR testini yapıp ara bölmesi yapılmış bir arabayla gidip alınıp gelmesi mi daha sağlıklıdır? Evet, tabii dolayısıyla tercihi buradan olur ama. O yüzden hükümetten beklentimiz bu yönde. Herhalde bir çalışma gerektirecek yani, bir anda açılım olmayacak diye düşünüyorum. Yani Güney Kıbrıs henüz tam açıklamadı ama.
O da ayrı bir konu. Güney kapısında da sıkıntılar var tabii. Yani bugün daha önceki pandemi sürecindeki kapanma nezdinde özellikle sınır kapılarında geçişlerde sıkıntı yaşıyor olmuştuk. Hatta Avrupa Birliği vatandaşlarının özellikle Lefkoşa sınır kapısından, Metehan sınır kapısından kuzeye geçişleri konusunda ciddi sıkıntılar vardı. İzin vermiyor durum tarafı pandemiyi sebebiyet ortaya atarak ve bu da ciddi bir zarardır yani bugün ülke turizmine. Çünkü ciddi anlamda güney tarafından gelen, özellikle buraya gelip villa kiralayan, tatil yapan yabancı uyruklu insanlar vardır. Dolayısıyla buradan da Dışişleri Bakanlığı'na çağrımdır. Bu konuda gerekli girişimleri yapılması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'na çağrımızdır. Ciddi anlamda bir sıkıntı yaşayacağımız görülüyor bu konuda. Peki bu süreçte görüştüğünüz herhangi bir bakan, bir yetkili var mı? Tabii ki bu geçişler konusunda dün mecliste yeni Sağlık Bakanımızdan görüştük. Artı Başbakanımızdan görüştük. Bu geçişler konusunda bize gerekli sağlık koşullarını aldığımızı onlar da farkındalar. 3 günde bir PCR uygulamasını yaptığımızı farkındalar. Ara bölmenin olduğunu farkındalar. Dolayısıyla daha sağlıklı olacağını onlar da fark ettiler. Ve bu bağlamda da gerekli bilgileri kendi Sağlık Bakanlığı'na ulaştırarak, gerekli izinler alınarak taşımacılığı yapacak olan kişilerin gidip yolcusunu alıp getirebilme imkanı yaratılmaya çalışılıyor. Evet. Tabii uzun süre devletten alacağınızı alamamıştınız. Şu an durum nedir? Alabildiniz mi? Çünkü Maliye Bakanlığı zaman zaman açıklıyor işte bunları ödüyoruz, şunları ödüyoruz ama taşımacılıkla ilgili ne ödendi, ne kadar devletin size daha borcu var? Bununla ilgili bir şeyler söylerseniz devletten, en azından biz de bilelim yani halen daha alacağınız var mı yoksa yok mu? Devletten en büyük alacak siz de biliyorsunuz evet. Ki Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan öğrenci sözleşmeli öğrenci taşımacılığı için geçerlidir. Ki kaldı ki geçen sene normalde 171 eğitim günü olan taşımacılık geçen sene 111 gün olarak yapılmıştı pandemi vesilesiyle. Dolayısıyla biz Mart ayından itibaren taşımacılığı durdurmuştuk. Yani öğrenci taşımacılığı yapılmıyordu. Ancak bu taşımacılıkta az önce de ifade ettiğim gibi sonuçta yapmış olduğumuz yatırımlar ve araçlarımızın her ne kadar gün bazlı sözleşmeli olarak hizmet ediyor olsa bile aslında sezonluk var olduğu bir aşikardır. Yani bugün siz bir öğrenci aracını Eylül'de hizmete başlıyor ve Haziran itibariyle bitiriyor. Bütün o sezon içerisinde sadece öğrenciye hizmet ediyor. Dolayısıyla tıpkı bir charter uçak gibi onu kiralıyorsunuz aslında. Bu bağlamda biz şu anda öğrenci taşımacılığında ciddi sıkıntı yaşadık. Çünkü öngördüğümüz bir taşımacılık, öngördüğümüz bir gelir vardı. Ancak maalesef ki o geliri elde edemedik. Ancak geçen hükümet döneminde Sayın Olgun Amcaoğlu'nun da özellikle çabası sayesinde bizi dikkate alması sayesinde 40 günlük de bir erken ödeme yaratıldı. Avans niteliğinde bir ödeme yaratılmıştı. Bu gerçekten öğrenci taşımacılığına bir can suyu olmuştu. Yani bugün Mart ayında öğrenci taşımacılığı bitmiş olsa bile geçen sene 40 günlük peyderpey iki defa da bir ödeme almıştık. Bu da gerçekten öğrenci taşımacılığı yapanlara bir kaynak olmuştu. Ancak bugün tabii biliyorsunuz Ekim itibariyle taşımacılık yeniden başladı ve liselere 68 gün yani orta eğitimin üzerindeki okullara 68 gün ve diğer okullara ilkokullara da 61 gün bir taşımacılık oldu. 68 günün karşılığında da bugün iki defa ödeme aldık. Tabii bu ödemelerin içerisinde bize 40 günlük yapılan ödemelerden 20 gün avans niteliğinde olan ödeme bir anda kesildi. Tabii bu kesilen sonuçta bir anda yine kapandığımız için ki biz onu nasıl konuşmuştuk aslında 5 gün kesilmesi her aydan 5 gün kesilmesi ki kişilere de bu ciddi oranda bir yansıtma yaşamasın evet. Diye. Bunun yanında bankada taksiti olan, bankada borcu olan para yattığı zaman hemen borcuna kesilmiş oldu. Ve bu da ciddi bir sıkıntı yarattı meslektaşlarımızda, öğrenci taşımacılığı yapan kişilerde. Son Aralık ayı için sadece 3 günlük bir ödeme yapıldı ki bu yani çerez parası bile değildir. Gerçekten de bizim beklediğimiz şu anda 23 günlük içeride bir paramız vardır, faturalandırılmış ve almamız gereken ki
avans niteliğinde kalan 20 günlük ödemenin de bunun içerisinden kesilmemesi gerekir. Çünkü kesileceği ifadeleri var veya 10 gün ödeneceği gibi ifadeleri var. Zaten sektör bitmiş durumdadır. En azından bu paranın orada kalıp da kesinti yapılmadan tarafımıza ödenmesi. Hatta bu sektör hiçbir hibe almayan bir sektördür. Hiçbir destek almayan bir sektördür. Yani bugün bu sektöre bir avans niteliğinde değil de bunun hibe niteliğinde bir kaynak yaratılabilir. Yani bugün siz 55 milyon TL yılda öğrenci taşımacılığına bir kaynak ayırıyorsunuz. Geçen sene mesela az önce dediğim gibi 171 eğitim günü çalışılması gerekir ama 111 gün, 60 gün eksik çalışıldı. Ancak bu 60 günlük kaynak sonuçta taşımacılık olarak yerinde mevcut olması gerekir. Tabii başka yere harcanmadıysa. Dolayısıyla bunun içerisinden ki bu bir talebimizdir aslında. Sabit giderlerimiz göz önünde bulundurularak günlük yapılan sözleşmenin en azından %50'si oranında evet çalışmasa bile yani bugün de çalışmadan para mı istiyorsunuz? Sabit giderler vardır burada siz bu iş için beni tutmuşsunuz. Ha bunun protokolda yeri yok belki ama bu en az önce dedim ya sosyal adalet anlayışı içerisinde. Sosyal adalet anlayışı içerisinde yani bugün kimse yanlış anlamasın beni ama ki en güzide varlıklarımızdır öğretmenlerimiz. Ancak bugün eğitime başlayacakları zaman bir hazırlık ödeneği vardır mesela. Evet. Tamam bizim taşımacıların da bugün ciddi hazırlıkları vardır. Bugün bir akü alıyorsunuz 2000 TL'dir ki bütün arabalar yatıyordu. Peki devletin size verdiği bu ödenekler neye göre hesaplanır? Mesela sizi kurtaran bir rakam mıdır? Yani benzininizi, günlük masrafınızı yani bunların herhalde bir birim fiyatı var ama nereye göre belirlenir? Bunlar şu anda 50'ye 2000 yolcu eşya taşıma tarifesi üzerinden fiyatlandırılıyor. Kişi bazlıdır. Yeterli mi yani? Önemli yeterli olan o. Değildir. Ve açıkçası günümüz çağına da uygun değildir. Yani bunda çok ciddi anlamda eksiklikler vardır. Giderilmesi gereken eksiklikler vardır ki bu da izin kurulunun görevidir. Yani bugün Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir izin kurulu mevcut vardır ki mevcut tarifelerimize gelen zamlar da artışlar da izinlerinde her şeyin görüşüldüğü mercidir. Bizim bütün fiyatlarımız da mevcut kurul üzerinden değerlendirilerek sonuçlandırılır ve o tarife üzerinden fiyatlarımız belirlenir ki onda da ciddi eksiklikler vardır. Özellikle kısa mesafede uygulanan fiyatlar konusunda, uzun mesafede uygulanan fiyatlar konusunda ki bu çağ dışı kalmış bir şeydir aslında şu anda. Yani çok daha farklı ki daha önce önerilerimiz olmuştu ama günümüz şu anda önceliğimiz bu değil. Çünkü taşıyabileceğimiz zaten, bir şey evet, yok maalesef. Şey yok. Yani ciddi sıkıntılar var bu konuda. Bunları atlattığımız takdirde bugünü yarın çözmemiz gerekiyor ama ilk önce bugünü çözmemiz gerekiyor. Yani bugün bir nefes almaya ihtiyacımız vardır bizim. Bugün yaşamak için nefes almaya ihtiyacımız yani var. Duymuyorlar mı sesinizi? Duyuyorlar diye düşünüyorum ama öncelik sırası dediğiniz gibi herkesin kendi alanları oluyor herhalde. Siz geri planda tabii kalıyorsunuz. Tabii ama evine ekmek götüremeyen insanlar en iyi şekilde bilir bunun nasıl olduğunu. Yani umarım tabii birlik olarak da bir şeyler yaparsınız bu süreçte. Mesela bir senelik bir birliksiniz sanırım. Evet. Bir sene oldu. Mesela bu süreçte etkin bir rol üstlenirseniz bence başarılı da olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki sonuçta ortak çıkarlarımız söz konusudur. Bu taşımacılık konusunda ciddi anlamda giderlerimiz mevcuttur. Az önce ifade ettiğim gibi sabit giderlerimiz vardır ve eriyen bir sektördür bu bizimkisi. Dolayısıyla bize sahip çıkılması gerekiyor. Ayrı bir alternatif yaratın. Biz yani bugün hep ağlayarak değil. Yani evet, bilimsel bir bilimsel bir yapıyla bunu ortaya koymak istiyoruz ki koyuyoruz da açıkçası. Yani bugün az önce dediğim gibi Eğitim Bakanlığı'nda ciddi bir kaynağımız duruyor. Çalışmadığımız kat zaman vardır. En azından bu kaynak kullanılarak da bir yere yaratılabilir. Bu sektöre bir fayda yaratılabilir. Veya turizm, sonuçta turizm tanıtmada da bir kaynağı olması gerekiyor. Bir de fon var yani. Turizm tanıtma fonu var. Tabii kesinlikle. Bu sizin de payınız var sanırım bu kesinlikle konuda. Turizm taşımacılarının bu kaynaktan en azından bir nebze olsun faydalanabilmesi gerekiyor ki az önce ifade ettiğim hiç Mart'tan bu yana çalışmayan arkadaşlarımız var. Evet. Ve turizmdeki araçlar da öyle basit araçlar değildir. Yani bugün en basiti 5-600 bin TL. Gördük sosyal medyada bayağı lüks yani araçlar. Gerçekten çok ciddi yatırımlar oldu. Yani dediğimiz gibi turizm bizim önceliğimiz. Bu sektör de bizim sektörümüz. Evet. Bizim mesleğimiz.
ve buna efor sarf ediyoruz, enerji harcıyoruz. Bu bizim gelir kaynağımız, dolayısıyla yatırım yapıyoruz. Yatırım yaparken de hiç kimse bunu tahmin etmez diye. Ancak biz çıkarın hakkımız olmayan bir parayı cebimize koyun demiyoruz. Ancak en azından bu süreçte devlet olarak, devlet babadır çocuklarına sahip çıkması, evet, ve bu bağlamda da gerekli taleplerini ortadan kaldırması, minimize etmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu olsun yapmak gerekiyor. Biz üzerimize düşeni zaten en fazlasıyla yaptık. Çünkü en son, en ilk kapanan ve en son açılan sektör olmamıza rağmen çok ciddi anlamda sesimizi duyurmadık, bağırmadık, çağırmadık, kırmadık, dökmedik. Ne yaptık? Oturduk, bekledik. Ancak görüyoruz ki gidişat hiç de doğru bir yöne gitmiyor. Biz sustukça... Yani beklemek de fayda etmiyor aslında. Etmiyor. Sesinizi çıkarmazsanız kimsenin de haberi olmaz. Kesinlikle. Peki 1 Nisan'da işte açılacağız, turizm açılacak falan dendi. Sizin öyle bir öngörünüz var mı? Yani 1 Nisan'dan sonra bu ülkeye turist gelebilir mi? Yani o konuma gelir miyiz? Ya da nasıl bir öngörünüz var Nisan'dan sonraki süreçte? Bence şu anda bu 17 bin öğrencinin gelmesi ciddi bir sınavdır. Ve bu, evet, bir vitrindir aslında. Bu öğrencilerin doğru planlayabilirsek, doğru kurgulayabilirsek, doğru yerlere, doğru şekilde yerleştirebilirsek ve planlamayı doğru yaparsak turizmin de açılması çok, her ne kadar yani %100 değil ama olsun, bir noktadan başlaması gerekiyor. Tabii ki bir anda olmayacaktır. Olmayacak da çünkü bugün yani her şey ortada. Bugün Rum tarafı Nisan ayındaki yapacağı, Mayıs ayında yapacağı turizmi kaç ay önceden planlamasını yaptı. Artı aşılama çok önemlidir. Aşılamayı bitirmemiz gerekiyor. Peki siz tabii şoförleri de öncelikle aşılanma sırası içinde olmalı. Tabii böyle bir talep yaptınız yaptık mı? Tabii ki, evet. Yaptık tabii ki. Çünkü bugün öğrencilerimiz, siz de biliyorsunuz ki Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Nisan'dan önce açılması mümkün değil. Bütün öğretmenlerin, taşımacıların aşılanarak, evet, başlaması ki çok mantıklı buluyoruz biz de bunu. Aşılanarak başlaması gerekiyor. O yüzden bizim sektörümüzde bir önceliği olması gerekiyor. Turizmin bir önceliği olması gerekiyor bu noktada. Yani birebir temas edenlerin önceliğinin olması gerekiyor bu noktada. Peki öğrenci dediğiniz de aklıma geldi. Mesela ticari araçlarda işte bir bölme yaptınız. İşte yolcuyla temas engellendi. Peki otobüslerde böyle çocukların yan yana gelmemesi gibi bölmeler yapılabilir mi? Yapılacak mı? Düşünüyorum. Zaten... Ya da şoförle ilgili bir kısım. Şöyle bir şey var zaten, Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu bir önlem vardı bu noktada, siz de biliyorsunuz ki kısmi taşımacılık başlatmıştı bu, evet, noktada. Hatta bir dönem ara bölmenin yapılması, diğer taraftan ara bölmenin belli bir süre sonra hayır yapılmaması trafik kazalarına sebebiyet verebileceği yönünde bazı şeyler olmuştu. O noktada da muallakta kaldı. Ancak en azından şu var, Eğitim Bakanlığı kısmi taşımacılık yaptırdığı için araçlarda mevcut kapasitesinin yarı oranında öğrenciyle seyahat yapılması tabii kılındı ki her koltuğa bir öğrenci. Evet. Dolayısıyla bu da olsun, maske, hijyen koruyarak zaten arabada refakatçi öğretmenlerin de olması büyük bir sebeptir bunun önüne geçebilmek adına en azından. Tabii şunu ifade etmekte de fayda vardır. Geçen defa bir açılım yaşadık. Açılımı yaşarken şöyle bir durum vardı. Bizler, sektör tamamıyla serbest bırakıldı. Yani bugün güzergahlarda çalışan araçlarda koltuk sayısının yarısı oranında değil, tamamı oranında da yolcu alabilmeniz imkan kılındı. Herhangi bir yasal düzenleme yoktu bu noktada. Ancak daha sonra biz tam sayıda yolcu aldığımızda da bu defa halk tarafından tepkiler geldi, sosyal medyada paylaşımlar oldu. Sanki yani bu toplu taşımacılar tarafından yapılıyor noktasında. Yani bu serbest bırakılabilecek bir sektör değildir. Ya destek vereceksin, hibe vereceksin, teşvik vereceksin bir şekilde ve yarı kapasiteyle seyahat yaptırmaya imkan tanıyacaksın. Ya da serbest bıraktığını açıklayacaksın, bilecek herkes. Çünkü hatta bir meslektaşımızın arabası durdurulup içerisindeki yolcular da indirilmişti. Ancak daha sonra ilgili bakanlığa sorulduğunda böyle bir şeyin mümkün olamayacağı ifade edilmişti. Yani bunlar bu defa doğru yapılabilir. Bunlar bazı bu defa tabii kesinlikle ve bu defa doğru algılanarak bunun ifade edilmesi, evet, ve doğru ifade edilmesi gerekiyor. Doğru kamuoyuna paylaşılması gerekiyor ki biz zan altında kalmayalım. Bunun yanında aklıma gelmişken hasbelkader bunu da söyleyeyim. Şimdilik bildiğim kadarıyla kapalı alanlarda 5 metrekareye bir kişi, evet,
Evet. Uygulaması öyle gerekiyor. Öyle ama uyuyorlar mı onu bilmiyoruz. E tamam işte önemli olan yapmak evet. değil uygulatabilmek değil. Evet. Yani bugün otobüslerin de büyük otobüslerin 10 metre uzunluk 2 metre genişlik vardır. 20 metrekare bir hacmi vardır. 20 metrekarenin içerisinde o zaman şoför artı 5 kişi. 20 evet. bölü 5, 5 kişi olması bu da lazım. 4 değildir. Tane bu da mümkün değil. Eğer kapalı kabul ederseniz otobüsü, o zaman kapalı kabul etmezseniz açalım üstünü, üstü açık gezelim. Ha, yani kaçmaması gerekir hükümet edenlerin toplu taşıma, güzergah taşımacılığına bir destek verecek mi ve kısmi taşımacılık yaptırsın yoksa serbest mi bırakacak? Onu da bir an önce açıklasın. Sektörde çünkü şu anda az önce ben şey programa gelmeden önce laptop'tan bir arkadaş aradı beni. Elektriğimin, evimin elektriği kesiliyor. Ben yarın çıkıp çalışmak isterim. En azından 2 kuruş olsun yoldan kazanmak isterim yani çok zor diyen bir arkadaşımız süreç. Var. Yani bu şekilde birçok insan var. Tabii bunlar umarım duyar yani yetkililer ama yani bu gidişle biraz zor daha 1500 TL'yi almayan birçok sektör oldu. Yani 1500 de bugün çok büyük bir rakam değildi. Bildiğiniz gibi bir ailenin kendini geçindirmesi için yeterli değil böyle bir rakam. Yani gülerler yani bize ama Güney Kıbrıs çalışmayan ailelere, evinde oturanlara ya da işte bir şekilde mecbur edip işte kapattığı kişilere yüksek miktarda maaşlar veriyor ya da katkı veriyor, hibe veriyor. Ama bizde maalesef bu yok. Peki birlik olarak şu an tabii kapalı bir 3 hafta geçirdik ama ne yapacaksınız önümüzdeki süreçte? Söyleyelim ve bundan sonra programın zaten sonuna geldik. Tabii ki. Ondan bahsedelim. Yani birliğinizin de çalışmalarından bahsedelim çünkü aktif bir birliksiniz. Hı hı. Takip ediyoruz. Şimdi tabii ki biz şu anda dediğim gibi hepimiz sıkıntılar içerisindeyiz. Bütün sektör sıkıntılar içerisinde. Bu hiç fark etmez bizim birliğimiz veya diğer toplu taşımacılar yani evet. bugün kamu araçları işletmeciliği birliği de fark etmez. Onlar da aynı kaderi paylaşıyorlar bizimle. Ve olmuş olabilir, biz ayrılmış da olabiliriz. Gayet normaldir bu. O bizim iç meselemiz. Tabii genel zaten konuşuyorum. Taşımacılık anlıyorum. Tek bir size bu, mahsus değil muhakkak bu ama. Bu bizim iç meselemizdir. Evet. Aile bir meselemizdir ama dışa karşı şu anda bizim kesinlikle ortak sıkıntılar içerisindeyiz. Birlik hepimizin araçları yatıyor. Gerekiyor. Hepimizin şu anda durağan giderleri vardır. Bu giderler sayesinde de biz ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Dolayısıyla bu sivil itaatsizlik konusunda ciddi bir tepki gelecek diye düşünüyorum yakın zamanda. Biz de bu noktada cevap almazsak gerekli hükümet edenlerden, yetkililerden eylemlik süreci düşüncemiz vardır. Açık ve net bir şekilde yüreklilikle bunu ifade etmek isterim. Çünkü evde oturan, garajda yatan arabaların bir faydası yoktur. Evet. Devletin bize yapmadığını ki devlet bizim için yücedir. Ancak bu hükümet edenlerin bize yapmadığını biz hibe ederiz belki kendilerine. Bırakırız araçları. Onlar alsın, işletsin, yapsın ne yapacaksa yapsın. Çünkü bizim işimize yaramıyor maalesef ki. Ki bunlar dediğim gibi kamu taşımacılığına hizmet eden araçlardır. Özel bir statüde değerlendirilmesi gerekiyor. Normal salon araçlarla aynı kategoride tutulup mükelleflerini yerine getirmesi beklenemez. O yüzden bu ayrışımın muhakkak ivedi bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani bu olmazsa İnşallah olmazımızdır. Yapılır. Olmazsa olmazımızdır. Bir de son bir soru daha sorayım size. Mesela teyzinleri de çok konuşulur. Yani bunlar her önüne gelen teyzini alabilir mi? Teyzini alan niye bir başkasına iznini kiralar ya da satar? Böyle bir şeyler de var ama tabii bilmiyorum. Bir rakam var mı yılda ne kadar teyzini verilebilir? Bir de sizi maalesef etkiliyor yok. Mu yani? Tabii bunu? Etkiler olmaz evet. olur mu? Tabii ki ciddi anlamda etkiliyor. Ki bunun için aslında sektörün bir oda statüsüne gelmesi gerekir. Yani bugün sektör temsilcilerinin bir bu işte orkestra şefliğini üstlenmesini istiyorsa kesinlikle oda statüsüne gelmesi gerekiyor sektör sivil toplum örgütlerinin. Ki kaldı ki şu anda maalesef ki teyzini verme yetkisi izin makamındadır. İzin makamındaki temsilciler ki onlar da güzel insanlardır. Yani birbirinden değerli henüz atanmamış olsalar bile evet. birbirinden değerli insanlardır. Ancak bu alanda herhangi bir bilgileri var mı? Yani bu alanda herhangi bir gerçekten araştırmaları, belli bir istatistik bilgi var mı? Bugün izin kurulu başkanı dışında ki trafik dairesi müdürü olduğundan dolayı tabii ki sektörün içinde olduğundan dolayı çok daha hakimdir konulara.
Ancak temsilcilerin bu konuda yeterli bilgisi olduğunu inanmıyorum. Yasada da yeterli düzenin olduğunu Zaten inanmıyorum. siyasal ama olduğu Kesinlikle için ve o yüzden de bilgileri yok. siyasete mal ediliyor maalesef ki Evet. diye düşünüyorum. Düşünmekle kalmam, nettir zaten, bellidir. Evet. Bu yüzden izin makamının artık verilen izinlerde kesinlikle durması, bundan sonra yeni izin, zaten turizm bitmiş ama Evet. ülkede bugün 800'e yakın turistik Tİ var. Yani 262 turizm taşımacısı var. Zaten mevcut turistiklerle çalışamıyoruz. Bir de onun üzerine bir şeyler katmak tamamıyla bu işi uçuruma yollamaktır. Tİ kaldı ki güzergah taşımacılığı konusunda da birleştirerek, şirketleştirerek belki de doğru birleştirmeler yapılarak, rekabetten ötekileştirerek bir şekilde ayakta durabilecek bir yapı kurgulayabilirdik. O yüzden izin verme değil, aksine izinleri bir araya getirmek için uğraşmalıdır izin makamı. Ve bunu yapması durumunda izin makamına da gerek kalmayacak zaten. Çünkü izin verilmeye ihtiyaç duyulmayacak. İhtiyaç olmayacak tabii Ama bizim şirketleşirse. ülkemizde böyle bir şey yok. Ancak şu anda esas meselemiz, dediğim gibi, pandemi sürecinde sektörün yok oluşudur. Dolayısıyla öncelikle bu ifade ettiğim konulara, ana giderlerimiz konusuna, iki, öğrenci taşımacılığı konusundaki almamız gereken ve avans tecrübe niteliğinde verilmesi gereken para çok önemli. Bunun yanında üç, mevcut sektörde alımlar yapılırken bankalara olan kredi taksitleri çok önemli bir konudur. Çünkü herkesin krediler dayanmıştır gırtlağına. Evet. Ancak çalışmıyoruz, gelir elde edemiyoruz. Bunun muhakkak bu sektöre özel de ötelenmesi gerekiyor. Çalışmadığımız halde çekler takastan geliyor. Çok önemli bir şeydir, dediğim gibi az önce. Yarın öbür gün bu sektör açıldığında, turizm açıldığında, okul eğitim sektörü açıldığında hizmet edebilecek bir toplu taşıma aracı bulamama ihtimali de vardır. Çünkü yok olacağız. Bu Evet. gidişle yok olacağız. Araçları da satamazlar. Çünkü Kesinlikle. alacak olan kimse yok. İnanç kalmadı. Aynen öyle. Umarım yetkili mevcutlar sesinizi duyar ve bir an önce toplu taşımacılık yapan kişiler de birazcık nefes almış olur. Çok teşekkür Ben ederiz teşekkür ederim. katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, değil sana. Evet sevgili izleyiciler, haftaya farklı bir konukla birlikte olmak üzere. İyi akşamlar.